Bakar mısınız şu tontişkoya, şu cicişkoya ne kadar güzel rengi. Bakın kuruyunca arkadaşlar, yani bu toprakları kuruyunca ben bunları ne yapacağım biliyor musunuz? Galiba sığmayacak mı nedir yani? Değerli arkadaşlar, sevgili dostlar, hepiniz kanalıma hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Şu anda yer selamdan size. Kısa bir çekim alacağım. Dünkü videomda bahsetmiştim. Zirai donlara en dayanıklı türler arkadaşlar. Bu Agavoides'lar. Dün de bir canlı yayına katıldım. Aysel'in çiçeklerine. Oradan da satın aldığım türler oldu arkadaşlar ve orada sağ olsun çok kıymetli bir değerli dostum dedi ki, Nilüfer abla dedi, ya sen bahçende Agavoides kolonisi kurmuşsun dedi. Canım benim, buradan sevgi ve selamlarımı gönderiyorum. Şimdi arkadaşlar, Agavoides'ları her zaman ne diyorum, es geçmeyin. Agavoides'lar, bakın bunlar süperler. Bunların dirayetleri diğer sukulentlere göre çok çok daha fazla. Benim Instagram'da paylaştığım böyle bir küme Agavoides türü vardı. Remilet de olabilir ismi arkadaşlar. Onu buradan söktüm. Onun dikimini de yaptım. Videosu kanalımda uygun zamanda yayına alacağım. Muhtemelen bu videodan sonra alabilirim. Bakın diğerleri de burada ve yer seramdaki arkadaşlar, durumlar böyle. Ve bu seneyi atlatırsak arkadaşlar, seneye çok daha bunlar dirayetli güzel çıkacaklar. Bakar mısınız, burada da bir dudleya var. Ve yer seramı hemen örteceğim arkadaşlar. Sebebine gelince de şu anda burasının çok çok soğuk olması. Benim bir tane daha Agavoides'um var. Onu da şöyle çekeyim size. Bu da benim melak olması lazım. Bakın Echeveria mina. Ve şunun güzelliğine bakar mısınız? Bunun artık altında arkadaşlar kristat bir tür oluşmuş. Ve ne olursa olsun arkadaşlar, Agavoides'lar bu işin en kralı kraliçeleri yani. Şimdi öbür taraftan da çekmek istiyorum sizi ama bir de benim arkadaşlar Echeveria cilvaretlerim de var bu şeyde. Bakın şurada da yavruları var. Onları da aslında ne bileyim almak istiyorum. Onlardan verandamda yedek yok arkadaşlar. Ama bunların hepsi arkadaşlar çok çok güzel otlar. Bakın şey Ranyoniler arkadaşlar. Bunlar Topsi Ranyoni, üstlerine de bir şey gelmiş. Onları da alırım. Buna arkadaşlar bunlar hiç problem değil. Bunlar geçecek ama size bir şey söyleyeyim mi? Benim arkadaşlar yer seramı şöyle. Değerli arkadaşlar, sevgili dostlar, hepiniz verandama ben çıkaya hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Yer serum arkadaşlar sadece Zraidon'a dayanıklı olan Agavoides'i göstermek için kısa çektim çünkü çok soğuktu. Hem görüyorsunuz soğuk bir fırtına var. Hem de dün akşam da yağmur yağdığı için arkadaşlar ve o serayı açıp kapatırken de o üstündeki sularda işte tabii ki bahçeye çıkınca da onu bunu ellemeden de olmuyor. Ellerim de soğuk, daha doğrusu ıslaktı. Soğuk rüzgarla birlikte arkadaşlar ellerim dondu. Hatta içeriye girince bayağı bir üstleri yanmaya başladı soğuktan. Hani karlı havada olur ya, hani karla oynadığınız zaman ellerinizin üstü böyle iğne batar gibi olur. Aynı öyle oldu ve hemen Agavoides'ları çektim ve arkadaşlar oradan alacağım türümü de aldım ve verandaya geçtim. Şimdi biliyorsunuz bu son bir aydır size hem Zirai Don videoları hem Zirai Don'da nasıl koruyabiliriz hem de son 1,5-2 haftadır da arkadaşlar sizinle daha çok kaktüs ve sukulent üzerine teknik bilgilerimi paylaşmaya çalışıyorum nacizane. Bu bilgilerin hepsi arkadaşlar neredeyse 9,5-10 yıla yaklaştı ve ben de sizler gibi bu hobide ilerledikçe ya da zaman geçtikçe edinmiş olduğum tecrübelerimi size anlatıyorum. Bazen kendi videolarımı izlerken diyorum ki ya şunu da söylemeliydim, bunu da söylemeliydim, unutuyorum diye. Fakat arkadaşlar bu iş ne kadar hani şovu da olsa, yani şovdan kastım hani ben size bazen telefonu alıp buradaki türlerimi böyle tek tek çektiğim oluyor. İşte saksılarımın ne kadar doğal olduğunu görüyorsunuz. Bahçe turu, veranda turu, işte ne bileyim balkon turu da yapacağız ama arkadaşlar
Ne kadar sizler görmek isterseniz isteyin, bu işin teknik bilgileri olmadan da bu hobide ilerleyemeyiz. Ben size niçin son zamanlarda bu teknik bilgileri paylaşıyorum? Çünkü yanlış uygulamalar çok olduğu gibi arkadaşlar, yanlış toprak alımları, bitkiyi yanlış bir şekilde dikme, meraklı kişiler yani araştırmaya, okumaya ya da bu hobiye merak vermiş ya da gönül vermiş kişiler bu hobiye arkadaşlar daha sıkı elle sarılıyorlar. Bu bahçeye geçtikten sonra yine hızlı büyümeler oldu. Bunun sebebine gelince arkadaşlar benim oturduğum bölgeyle alakalı. Burada oksijen daha fazla ve evet Tervuren'deki evde aynıydı ama Tervuren daha şehire yakındı. Yani Brüksel'in hemen bitişiğindeydi. Burası da Leuven'ın bitişi. Leuven de buranın büyük şehirlerinden bir tanesi. Fakat buradaki arkadaşlar fark şöyle. Burada evler daha büyük bahçeler içerisinde tek tek. Zaten bazı videolarımda fark ediyorsunuzdur. Oksijen yani yaşamış olduğunuz şehrin oksijeni de çok önemli. Sukulentlerin renklenmesinde ve hızlı büyümelerinde ya da gövdelerinde mantarların oluşmamasında arkadaşlar bakın. Şöyle bir örnek verebilirim size. Biliyorsunuz ben Kocaeli İzmit'te Sarımeşe'ye Allah nasip kısmet ederse bir ev başlıyoruz. Şu anda son aşamalarda resmi işlemlerin. Ve İzmit Kocaeli bölgesi sanayi şehri. Fakat ben yine de şanslı sayılırım. Adapazarı tarafında oturacağım için ve o bölgede de oturduğum için arkadaşlar orada birazcık daha o hava kirliliği az. Fakat bununla birlikte biz Sarımeşe'deki bahçeye arkadaşlar domates dikerdik. Ve dikmiş olduğumuz domatesler çok sık hastalanırdı. Sebebi de etraftaki fabrikaların o bacalarından çıkan dumanlardı. Her ne kadar filtreler takılırsa takılsın ki buradaki gibi değil arkadaşlar. Bakın burada böyle şeyler çok büyük cezalar ve kanuni yaptırımlar var iken Türkiye'deki uygulamalar farklı. Yani her ülkenin kanunları aynı olmadığı için orada gerek bir sunta fabrikası vardı, işte kimya fabrikası vardı. Şimdi isim söylemek istemiyorum. Herkesin bildiği meşhur bir deterjan ve bebek bezi markası sunta da öyle. Ve arkadaşlar ne oluyordu biliyor musunuz? O suntalardan çıkan tozlar meyve ağaçlarının çiçeklerini etkilediği için meyveler olmuyordu, çiçekler olmuyordu ve domateslere de çok sık hastalıklar geliyordu. Şimdi böyle bir ortamda yetişen sukulentle benimkinin arasında farklar olması çok normal. Havadan gelen o kimyasal tortuları, çünkü bacadan çıkan o hani üretim yapan bir fabrikanın o bacasından çıkan o şeyde arkadaşlar su buharları da bazen püskürtürler. Ne o kadar filtrelenirse filtrelensin, bu sukulentlerimiz ve kaktüslerimiz, çiçeklerimiz zaten hassas olduğu için arkadaşlar ne oluyor etkileniyorlar. Mesela mantar oluşuyor Nilüfer Hanım. Ben çok sık mantar ilacı kullanıyorum ama yine önleyemiyorum. Arkadaşlar yaşamış olduğunuz bölgedeki sanayileşmeye bakın. Yaşamış olduğunuz bölgenin sanayisi, ağır sanayi ise işte deterjan fabrikaları var. Dilovası mesela. Dilovası. Yani Türkiye'nin yani nasıl diyeyim size tarif edemeyeceğim. Siz ne demek istediğimi anladınız. Ben oradan arabayla İstanbul'a geçerken arabanın havalandırmasını kapatan birisiyim. Çünkü yani gözümle gördüğüm için arkadaşlar oraları o tip yerlerde sukulent yetiştirmek çok zordur yani. Ve havadan gelen o kimyasallar sizin sukulentinizin yapraklarını lekeler, mantar hastalığının oluşmasını hızlandırır. Hatta kimyasallardan dolayı arkadaşlar farklı hastalıklar da oluşur. Bizler onu mantar hastalığı olarak tanımlarız. Türkiye'de de bu hobimi yaptığım için uzun yıllar daha sonrasında buraya transfer olduğum için iş nedeniyle buradaki durumu da görüp Türkiye'deki yaşamış olduğum tecrübelerimi de harmanlayıp sizlere anlatıyorum. Türkiye'nin belli bölgelerinde çok harika, mis gibidir sukulent kaktüs yetiştirmek. Ama maalesef bizim gibi sanayileşmiş şehirlerde de bir o kadar da zordur yani. Arkadaşlar ben size hep son zamanlarda şunu söylüyorum. Bizler, ben de dahil arkadaşlar, şöyle bir laf var ya,
Neydi ya? Başkasına verir talkını, kendi yutar salkımı. Şimdi Bilge Can beni çok iyi anlayacaktır. Ben de arkadaşlar canlı yayınlara girdim şu son bir haftada. Çünkü Türkiye'den bir arkadaşım buraya iş görüşmesine gelecek. O daha doğrusu şöyle ya Nilüfer Durak yine şanslı mı diyeyim ne diyeyim? Onun bir kargosu vardı. Çin'den bana geldi arkadaşlar. Dedi ki ya dedi sizin de varsa dedi siz de söyleyin Türkiye'den de ben size getireyim dedi. Çünkü buraya gelişiyle Türkiye'ye gelişi farklı arkadaşlar. Öyle söyleyeyim Çin'den bazı şeylerin. Burada gümrüksüz geliyor ama Türkiye'de biraz daha farklı gümrük alınıyormuş. O araştırdığı için direkt benim evin adresini verdi. Buraya geldi. Geçen hafta geldi hatta pakette. Ben de dedim ki ya dedim Ufuk dedim ya bana dedim benim Türk kahvesi makinem bozuldu. Hani ondan sipariş versem getirir misin? Ne demek Nilüfer ablacığım hemen dedi. Ufuk da Çorumludur. Tüm Çorum'a da sevgi ve saygılarımı ileteyim buradan. Dedi ki başka bir şey varsa başka bir şey. Ya dedim Ufuk ya. Yani benim çiçeklerim var deyince ne demek Nilüfer abla sen söyle ben getiririm dedi. Şimdi kutuları görünce Ufuk da şaşıracak vallahi yani. Ve arkadaşlar canlı yayınlara girdim. Almak istediğim türleri aldım. Niçin aldığımı da bir sonraki videoda anlatayım size. Kimlerden ne aldığımı sırasıyla göstereceğim. Bildikleriniz var, bilmedikleriniz var. Türkiye'de emanette olanlar var. Şimdi Çinlilere ve Korelilere arkadaşlar evet tercih ediyoruz. Ben de alıyorum, almıyorum değil. Ama ben iklimlendirmeye çalışıyorum. Sizleri de iklimlendirme hususunda farkındalık oluşturmaya çalışıyorum sizlerde daha doğrusu. Çünkü Çinlileri aldık, Korelileri aldık, Taylandlıları aldık. Direkt işte ektik. Yani böyle çok şahane, çok güzel olmalarını hemen bekleyemeyiz. Onların da bir alışma süreçleri ve dönemleri olacaktır. Bunu da size yine anlatırım tabii ki. Bu arada ekranımın karşısındaki sukulentlerimi aslında görseniz o kadar güzeller ki. Yerseren de arkadaşlar çok güzel fakat dışarısı daha kış modunda. Burası daha sonbahar modunda olduğu için çekimlerde size farklı gelebilir. Ama yerseremdeki türlerimde yani 2-3 tür dışındakilerin hepsi yaşıyor öyle söyleyeyim. Kaybım yani ne kadar verdim size? 5-6 kök kadar bir kaybım oldu. Onun dışında yok arkadaşlar. Çünkü benim yerseramdaki sukulentlerim de büyük büyük ebatlarda olduğu için aralardan aldıklarımda tabii ki boşluklar oluşuyor serada. Şimdi benim bir tane büyük bir saksım var. O saksıma ancak bu olur dedim. Ve zaten teknemi de alınca göreceksiniz böyle dolgun dolgun koca koca kafalar var. Bu arada ekranda fark etmişsinizdir belki. Şu sürahicime bu Sedim Joyce Variegata. Unutuyordum ismini. Bu Sedim Joyce Variegata mı diktim? Çok da tontiş olduğunu düşünüyorum. Yani çok arkadaşlar kökünü dibine kadar batırmadım. Çok batırırsam çürüyebilir çünkü. Şimdi bu ekrandaki tontişleri de alalım. Burada böyle bunlar da ekranı kapatmasınlar. Hem çanta yeri kalsın mı? Kalsın. Şimdi arkadaşlar, bunun dibinde ne var? Bunun dibinde bir tane bir perforata türü var. Onu alalım. Bunu da başka bir yere dikerim. Ya da buraya da dikerim fark etmez. Şurada dikilecekler tarafına koyduk bunu da. Evet. Alalım mı güzel ekrana? Gerçi şu toprak büyümümü de şöyle koyayım. Bunu da çünkü içinde karışımım var. Ben bir kova Graptavaria Douglas söktüm. Yer seramdan söktüm bunları. Bakmayın toz topraklı olduğuna. Bunların hepsi muhteşem yani. Bakar mısınız? Yer seramda -7'yi gördüler ve iklimlendiler artık ve ben bunları artık burada güvenli bir yer almak istiyorum. Yer seramda yine arkadaşlar 4-5 küme var bunlardan. Fakat burada yani terasımda yedeklemediğimi, sadece bir kök yedeklediğimi fark ettim ve nesli tükenecek. Bu güzelliği de dikip sizlere göstermek istiyorum. Bu Douglas'lar arkadaşlar böyle yeşilin etrafında yani yeşil yapraklarının dip kısımlarında böyle pembeleşiyor. Renkleri çok güzel oluyor. Baharda siz bunların renklerini görmeye doyamayacaksınız arkadaşlar. Ve ben bunu arkadaşlar Türkiye'den getirdim buraya. Hatta bakın bir anacın dibinde de şimdi dikerken size tek tek de gösteririm. Anaçlardan birinin dibinde yavrulamaya bile başlamış. Yani diktiğim her kökü yakından göstereceğim ki o renklerinin güzelliğini sizler de görün.
istiyorum. Bu türler bana bu özel bir graptoveri arkadaşlar. Bunu da söyleyeyim. Ben bunu 3 sene önce tanıdık bilindik birinden almıştım yine. Ve bakın bu toprağımda benim kiremit irmiği de var. Dediğim gibi bitti kiremit irmiğim. Almanya'ya gittiğimde yine alacağım arkadaşlar. Yani elimdeki imkanlarla büyütmeye çalışıyorumdan kastım buydu. Yani elimde kiremit irmiğim yoksa bekliyor değilim. Yani dikimlerime de hep devam ediyorum yani. Bu toprağımın arkadaşlar seviyesi biraz az. Bunun içine de biraz karışım koymuştum. Buraya dökeyim. Karışımı da burada yaparım yani. Ay arkadaşlar ne var içinde? Yine benim meşhur gübremden var. Sonracıma laf taşım var. Ve Akdeniz bitki örtüsü toprağımdan var. Şöyle bir harmanlayacağım ki dibindeki kiremit irmikleri de şöyle karışsın. Gübre de karışsın. Lav taşları da karışsın. Homojen, geçirgen bir toprak elde edelim. Bu Graptoveria Douglas'lardan arkadaşlar piyasada çok göremezsiniz. Ben de bunu yine son birkaç kökü kalmış bir satıcıdan almıştım. Hatta rica etmiştim ondan. Buraya geldiğimin ilk senesiydi. Demiştim ki ya ben Belçika'ya döneceğim. O da daha doğrusu üretimi almıştı bunları ama üretimi aldıklarının da bir kısmını satmıştı. Sonra ben onunla hemen irtibata geçtim. Dedim ki ben dedim ne yapacağız ben Belçika'ya gideceğim. Önceden de devamlı satın alımı yaptığım bir arkadaşımdı. Ve bu hobide de arkadaşlar çok eskidir. İsmini de söyleyeyim Sukuley. Sukuley Leyla ya da Zehra arkadaşlar biliyorsunuz. O da evlendi, yuvasını kurdu Mutlu Mesut. Allah Mutlu Mesut etsin. Çok da severim kendisini. Arkadaşlar ondan almıştım sağ olsun. Bana demişti Nilfer'cim ben o zaman benimkini sana göndereyim. Sen Belçika'ya götür. Ben de kendime o bebişlerden üretirim nasıl olsa demişti. Bakın arkadaşlar toprağımı yakından da göstereyim. Benim toprağım böyle bir toprak oluyor. Gayet de güzel bir toprak. Bakın şuna. Multivitamin. Mineral yüklü. Şimdi toprak seviyesini de eşitledik. Hem size yakından göstermeye çalışayım kökleri. Bakalım. Aslında büyüklükleri farklı farklı. Şurada ana bir gövde var. Onu almaya çalışacağım da önce. Ay yapraklar. Her seferinde yapraklar tabii ki dökülebiliyor. Şunu alabilirsem. Arkadaşlar. Şimdi diplerinde bazı yaprakları da almam gerekecek. Göstermeye çalışacağım da. Yavruları. Bakın arkadan şöyle etrafı da dağıtmadan, sukulentlerimin de üstüne çamur gelmeden bakın bebişler veriyor. Şu güzellikler, şu dipte de var bir tane bakın küçük. Hemen şuraya alayım. Ve bahçedeki sukulentler arkadaşlar daha dayanıklı oluyor. Bunu hep söylüyorum size. Bu kenarlarındaki lekelenmeler çok normaldir. Çünkü Ziraydon'dan çok çok yeni çıktı bu yani. Onları alabilirim. Alırsam da güzel olur. Oradan hem yavrular da verir. Nasıl olsa artık arkadaşlar terasa aldım yani. Çok hızlı üreyen ve aldığınızda da iyi ki almışım diyebileceğiniz türlerden yani bu. Zedelenmiş yapraklarını hep alıyorum. Çünkü iç içeydiler çok. Yer seramda bunlar. Zaten çıkartmaya çalışırken de ne oluyor? Yaprakları birbirine değiyor. Kırılıveriyor yani. Şimdi bunu nasıl dikersek güzel olur. Bakalım. Maşamızı da alalım. Ay. Ay dökmüş aman aman. Şurada da arkadaşlar farklı bir tür mü gelmiş? Evet farklı bir tür gelmiş. Onu da alayım. Bunu kendi türünün olduğu saksıya dikeyim. Şimdi seni arkaya alsak daha güzel olacak. Burada da bir çiçek dalı varmış. Onu da alalım. Şimdi bakalım. Evet. Aslında ortaya diksem bu daha güzel olacak. Evet, şöyle ortada.
Evet, artık sıcacıkın terasta ya da verandada misler gibi büyüyeceksin. Oh oh. Valla. Bunlar arkadaşlar böyle terasa alınca ki bu türümü özellikle almak istedim. Şeyden yer seramdan alacağım birkaç türüm daha var. Onlarda da çünkü baktım cilvaret etti arkadaşlar ben buraya yedeklememişim. Bu mesela kırılmış bir yaprak. Onu da böyle dikkatlice göbeğini zedelemeden oynata oynata sağa sola. Heh, onu da aldık. Şimdi bakalım. Arkadaşlar bu zamanla zaten bitki kendini zamanla temizleyecek. Şimdilik çamurunu şeyine çok oynamak istemiyorum. Çünkü çok hassas. Dediğim gibi. Bunu aldık. Bakalım. Bir tane daha kocaman bir kafa var. Hatta küme var diyeyim. Onu da topluca dikmem gerekecek arkadaşlar. Çünkü tek kökte. Yani dün size anlatmıştım. Sukulentlerin hani nasıl köklenmesi gerektiğini bebeklikten. Arkadaşlar şunu da şöyle alayım da dökülen yapraklarını güzelliklerle. Allah'ım ya Rabbim ne kadar güzelsin ya rengin. Bu yaprakları almam gerekiyor arkadaşlar. Bunlar zedelenmiş çünkü. Bunları almazsak bunlar çürür. Sağlam olanları da mahveder yani. Bu topraklarda yer serasından gelmiş hep. Ben alırken çünkü ne kadar da uğraşsam. Şimdi nasıl dikelim bunu? Arkadaşlar hay hay Allah. Ne kadar hassas olursak olalım maalesef kirleniyor yani. Bunu da göstermek istiyorum size yakından. Bakar mısınız şu tontişkoya? Şu cicişkoya ne kadar güzel rengi. Bakın kuruyunca arkadaşlar yani bu toprakları kuruyunca ben bunları ne yapacağım biliyor musunuz? Resim fırçalarımla, hassas resim fırçalarımla bunların hep topraklarını aldırı aldırı vereceğim. Bakın şuraya bir tane daha var. Onu da şöyle arkadaşlar size bakın köküyle birlikte getireyim yine. Bakar mısınız şu güzelliğin? Ne kadar güzel kökleri. Kendi de muhteşem, harika. Bakın etrafı kirletmeyeceğim diye size böyle çekmeye çalışıyorum. Bakar mısınız şu güzelliğe? Muhteşem yani. Bunu da nereye dikelim? Galiba sığmayacak. Nedir yani? Seni de şuraya. Aslında dibinde de bir şey geliyormuş. Ben bunu yer serandan sökerken arkadaşlar maalesef kırıldı. Ve bu saksıyı daha da sıkıştırmak istemiyorum. Çünkü daha dikeceklerim var. Ama şöyle de bir vurdurarak homojen bir şekilde seni şöyle toprağa değmekten kurtarmış olalım. Şöyle. Böyle dursun. İki kafa diyeyim hatta. Bunlar da birazcık kurusunlar, dinlensinler. Bunları da farklı bir saksıya alayım. Diğer buradaki bir kökle birlikte. Onlar da böyle toplu olsunlar. Çünkü toplu dikimler arkadaşlar her zaman için görselliğiyle hem de güzel, hem görselliği güzel oluyor. Hem de kontrolü kolay oluyor arkadaşlar. Saksımı kaldırabilirsem. Bakın arkadaşlar bu güzellikleri de böyle diktim. Ne kadar güzel renkleri. Ortaları böyle pembeleşiyor. Baharda bunlar daha da güzel renkleniyor arkadaşlar. Mavi, yeşil, pembe oluyor hep. İsmi neydi bunun? Graptoveria Douglas arkadaşlar. Douglas bakın. Yani bazı yaprakların şey olduğuna bakmayın. Onlar hep ortadakilerden yeniler geldikçe düzene girecekler. Ve değerli arkadaşlar, sevgili dostlar, bugünkü videomun da sonuna geleyim. Ve hepinize ne diyorum? İyilik yapanlarınız bol olsun. Sizler iyilik yaptıkça eş dost akrabalarınız hep faydalansınlar. Ve iyilik kapılarınız hep sonuna kadar açık olsun. Kendiniz için bu hayatta mutlaka bir şey yapın. Çünkü siz kendiniz için bir şey yaparsanız bu hayatta kendinize moral ve motivasyon sağlarsınız. Ve sizdeki kaynak diğer insanlara akar. Ve diğer insanları da moralini ve motivasyonunu yükseltmekte faydada bulunursunuz. Hepinize şimdilik Belçika'dan sevgi ve saygılarımı gönderiyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.